Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte car parking'de yeni gelen off-road ve normal eski off-road'la birlikte arkadaşlar süreceğiz. Bakalım hangisi daha iyiymiş diye bakacağız. Yani ilk başta arkadaşlar eski off-road'a gideceğiz. Yani şuradan single play giriyoruz ve buradan şu harita. Bu haritada arkadaşlar bildiğiniz üzere off-road bölgesi var, dağlar. Orada süreceğiz, bakalım karşılaştıracağız, hangisi daha iyi diye bakacağız. Ona göre de puan vereceğim 10 üzerinden. Like atmayı unutmayın, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu bugüne yetişmem gerekiyor çünkü. Şimdi neredeydi bizim off-road yeri? Bakalım. Şöyle bir basalım arkadaşlar. Bu arada off-road aracım da çok iyi değil mi arkadaşlar? Ama içi yok. Neyse ya arkadaşlar, şimdi yukarıdan şuradan çıkacağız, bakalım off-road nasılmış. Siz biliyorsunuzdur zaten. Bilmiyorum arkadaşlar, deneyeceğiz bakalım. Evet, çıkalım. Bizim araç da var ya, güzel çıkıyor ya. Tam off-road aracı. Şu anda güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle genişten alalım. Buradan çıkmamız lazım. Evet, çıktık, güzel. Gazı fullemeyeceğim. Fullince patinaj atıyor çünkü araba. Yarım gazla gideriz biz arkadaşlar. Oo, güzel çıktık yalnız. Bakın arkadaşlar, buranın böyle değişik değişik, mesela çok yukarı çıkıyor. Araba kayıyor ama tutmak zorundayız. Evet. Sadece arkadaşlar bu eski offroad yeri biraz zor. Diğeri kolay, fazla böyle çakıllı değil yani, böyle ne bileyim, fazla eğimli beyimli değil yani. Bu da çok eğimli, böyle tam dağımsı yani. Buraya güzel hızlanınca çıkarsınız arkadaşlar. Şöyle bas bakalım. Şimdi zor yere geldik, buradan da çıkmamız lazım. Şöyle çıkarsak güzel geldik. Evet, bence güzeldi arkadaşlar. Şöyle kaydıralım, aşağı düşmeyelim lan. Evet, geldiğimiz yer burası arkadaşlar. Bence güzel. Kıvrımlı kıvrımlı geldik. Yol güzeldi ama biraz zordu yani. Zor dediğim, normal şu anda benim bir 4x4 bir tane daha arabam var, offroad aracım. Bunda normalde güzel çıkmam lazım ama arabada işte bazen kayıyor bilir. Olabilir. Şimdi diğer yeni haritaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda giriş yapıyoruz yeni offroad'umuza, bakalım. Şu an gece ve yarısına kadar geleceğiz offroad'un, o zaman gündüz olacak. Gündüz gözüyle bakacağız arkadaşlar. Gece zaten bir şey anlamayız. Şöyle girelim bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ise devam ediyoruz. Şöyle ışıklandırma falan yapmışlar buralara, güzel olmuş bence. Evet, girdik offroad'a, girdik. Bir yere uçmadan gidersek çok iyi olur. Evet, 4x4 arabamıza bakalım nasıl gideceğiz arkadaşlar. Offroad'umuz bu şekilde. Şöyle genişten alacağım birazcık kamerayı. Evet, şimdi gidelim bakalım. Şu anda yollar düz. Yani güzel ama yani düz. Fazla şey. Çoğunlukla ağaç mağaç eklemişler yani. Fazla offroad tadını vermiyor şu anda ama gideceğiz. Çünkü çok geniş, bakın arkadaşlar. Yani çok büyük olması avantaj çünkü yani 1-0 öne geçiyor diyebilirim. Buradan geçelim bakalım. Güzel. Orada zaten zıpladık. Güzel oldu böyle. Biraz eğim var. Mesela dur, buraya doğru çıkıyoruz. Bu güzel olmuş, buraya doğru çıkmak. Evet, devam edelim. Burada benzinlik var. Bu benzinlik hoş olmuş abi, çok iyi. Fullleyelim arkadaşlar. Şöyle bir fullleyelim arabamızı. Yalnız gayiş yedi işine. Yani offroad'a gitmiyoruz demeyiz arkadaşlar. Fazla da param yok. 300 liram var ya arkadaşlar yani. Fazla para almadım yanıma. Yani offroad'a gidiyoruz. Fazla para harcamam, bir benzin alırım dedim. Bir benzin alalım bakalım. Evet, 100 liraya fullledik. Güzel. Şöyle bir geri gelelim abi. Geri gelelim. Tamamdır.
Bu arada arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben bir de car parking'de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle gerçek hayatmış gibi davranacağım. Yani evim olacak. Evimden çıkacağım, işime gideceğim. Öyle hani kısa kısa şeyler yapıyorlar ya. Ben de öyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim ve like atarsanız da ben anlarım zaten. Hadi bakalım bir basalım. Oyun niye kasıyorsun kardeşim? Bu oyunda arkadaşlar kasmasını bir türlü düzeltmediler ha. Neyse. Çıkalım bakalım arkadaşlar nasılmış. Cillop gibi arabamızda başladı, basalım bakalım arkadaşlar. Yerde fazla taş var yani. Offroad'da taş olur ama bu kadar taş olur mu hiç fikrim yok. Çünkü diğer bir offroad'da da fazla taş yoktu yani. Normal bu şekildeydi. Çok çıkıntılıydı. Çıkıntılı dedim yani. Eğimli. Bakın yukarı doğru çıkıyoruz, güzel. Oyun kasmasa iyi olacak. Kesin ekran kaydettiğim için o yüzden kasıyor. Ama çok önemli değil arkadaşlar yani. Size normal bir şekilde gelecek. Kasmadan izleyeceksiniz siz. Oo güzel bak. Bu yeni gelen harita arkadaşlar güzel. Neresi güzel? Böyle güzel çıkıyor şu anda. Bayağı iyi yani. Harita iyi. Böyle eğim falan var aralarda. Güzel. Ben bu haritanın arkadaşlar en çok neyini sevdim derseniz böyle şu an yukarıdayız ya. Yukarıda olduğumuz belli oluyor yani. Yere baktınız bakın. Şu tarafa bakın. Yani belli yani arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Şimdi bir de buranın büyük olduğu için çok sevindim. Mesela konvoy falan çok iyi yapılır. Ama benim arkadaşım yok arkadaşlar. Yani siz arkadaşınız varsa konvoy yapabilirsiniz burada. Böyle gideceğiz. Şu aşağı kadar ineceğiz abi. Bu aşağıda bir tane ödül verdi. Para ödülü bana bir tane. Ben onu almıştım sanırım. Bence güzel. Bak, bu yeri güzel arkadaşlar. Offroad'un bir yeri güzel. Oo yavaş yavaş. Nereye girdik lan? Buradan aşağı düşsem acaba ne olur? Araba paramparça. Hayır düştüm. Senin kafanı sik. Olsun ya, sıkıntı yok. Zaten buraya gelecektik arkadaşlar. Bir de bunu yukarı çıkışını niye daha yaparız diye düşünüyorum. Bakın normalde ben şuradan hediye aldım. Aa bak hediyem duruyormuş oğlum, ben almamışım. Ne kadar mı aldım lan ben? Şöyle bir geri gelelim, alalım arkadaşlar. Evet güzel. Bu arada arkadaşlar ben de hediye olarak hani günlük hediye veriyor saatte, hani ana menüde aşağıda hani hediye veriyor ya, ben oradan şey çıktı ya, hani Azerbaycan arabası var ya, Lada mı ne öyle bir şey, tam bilmiyorum ismini, böyle offroad'a benziyor birazcık arabası. İşte o arabadan çıktı bana arkadaşlar, beleş. Her şey beleşçilik. O arabaya da modifiye edeceğim dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle şimdi yukarı doğru çıkalım bakalım arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 700 abone yolunda bana destek olabilirsiniz dediğim gibi. Bir de arkadaşlar ben neden böyle tek oyun videosu çekmiyorum derseniz, ben benim kanalım eğlence içerikleri ile videom, yani eğlence kanalıyım ben, tek şey değil yani. Brawl Stars kanalı değil. Mesela Brawl Stars kanalı olan da var. Ayrıca Minecraft'ta çeker ama neden? Çünkü bir oyunda içerik bulamazsın abi yani. Başımı yiyecektim ağzı ben. Brawl Stars'ta içerik bulmak zor. Hani normal oynarsın aga. Normal maçlarını atarsın, video kaydedersin, atarsın. Onu ben de biliyorum. Yani izlenir mi? İzlenir ama nasıl? Ünlüysen izlenir aga. Hayra mesela neden izleniyor? İyi oynadığı için izlenmiyor. O yüzden tek bir oyuna kalmayacağına gel. Aşağı düşeceğiz. Az daha aşağı düşüyorduk abi ya. Bunun iniş de çok iyi ya. Şu yola bir bak. Yola bak. Offroad fırladım. O aşağıdan yedim. Güzel. Evet arkadaşlar yani kısaca burası da bu kadar. Şimdi 10 üzerinden puan vereceğim. İlk önce eski harita offroad'ınkini vereceğim arkadaşlar. Eski offroad'ınkini verdiğim puan 7. Neden 7 derseniz 10 üzerinden 7 verdim. Çünkü bir kere çok böyle yüksek.
Özellikle de offroad araçları çok rahat tırmanabiliyor. Tabi zorlananlar da oluyor ama genellikle güzel bir olmuş offroad'umuz. Bir de şöyle puan verdim. Kıvrımlı yollar var, böyle kıvrımlı. Hep düz değil. Mesela burası düz. Ama burası böyle şey olmuş. Hani köy yolları olur ya. Aynı onun gibi işte. Köy böyle. Gidersin. Mesela bizim arabamız mesela diyelim tamir olmak istiyor. Buradan böyle indir arabayı. Çukura bastırmadan. Gel burada tamir et. Tekerin mi çukura indi kardeşim? Yani tekerini de burada hallediver. Evet. Bu şekilde yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar kısacası eski offroad'a verdiğim puan 7. Yenisini gelecek olursak arkadaşlar, yenisini de verdiğim puan 10 üzerinden 9. Çünkü hem harita büyük, hem böyle köy yolları gibi gezilebiliyor. Mesela iki yol ayrımı var. Benzinlik var. Yani bu daha gelişmiş. Tabi bu böyle tam şehir merkezinden biraz uzakta, o yüzden olabilir. Direkt zaten diğer eski offroad yeri de dağda, çünkü yani dağ yerine haritasını görüyorsunuz orada. O yüzden de kötü yapmış olabilirler ama yani yine de iyiydi. Bu harita arkadaşlar gerçekten güzel, özellikle çıkış iniş olarak da güzel. Kendinizi de uçundan aşağı da atabilirsiniz, bence güzel. Offroad hissini veriyor mu? Veriyor ama biraz daha böyle yerlerde çukur olabilirdi, böyle arabayı iyi yine sallayacak aga. Yani anlıyor musunuz arkadaşlar, sallayacak arabayı. Yine güzel olmuş ama yine tebrik ederim, 10 üzerinden 9 verdim buna da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.